Selamünaleyküm arkadaşlar. Size çok önemli bir kararımdan bahsetmek istiyorum. Zaten 37 kişilik bir abone kitlem var. Ama belki bu konuyla ilgili araştırma yapan, ilgilenen bazı insanlar da bundan faydalanır diye düşündüm. Su orucuyla ilgili çok uzun zamandır araştırmalar yapıyordum dönem dönem. Rahatsızlıklarım çok fazlalaştığında hep dönüp dönüp bu yönteme bakıyordum. 2 senedir bu yöntemle ilgili araştırma yapıyorum. Yalnız 2 sene önce bulduğum bilgilerle şimdiki bilgiler arasında bayağı fark var. O zaman daha yani şeyden kağıt üstü bilgilerdi. Şimdi bazı arkadaşlarım videolarını da izlemek nasip oldu bu konuyla ilgili. Ve Aydın Salih hanımefendinin kitabıyla da tanışma nasip oldu elhamdülillah. O dönemde işte affedersiniz bu konuyla ilgilenenler izleyeceği için bu videoyu söyleme gereği duyuyorum. İşte dışkılama sürecindeki değişiklikler, vücuttaki değişikliklerle ilgili falan bilgiler vardı. Ve bunun gerçekten birçok hastalığın şifası olduğunu biliyordum. Ve son zamanlarda yüreğime bunu yapmam gerektiğiyle ilgili çok ciddi hisler geldi. Rabbimden sanki gelen böyle bir güç, bunu yapmalısın diye bana fısıldıyor. O yüzden önden bir hazırlık aşamasına girdi aslında vücudum. Bir yandan bir şeyler dinlerken ben ayrıca bütün o süreci, başlama sürecimi ve gün günde çekmek istiyorum. Bununla ilgili araştırma yapan insanların bilmesi için başka bir Sümeyye kardeşimiz var, Sümeyye Uslu. Onun videolarını izledim. 21 günlük açlık orucundaki hallerini çekmiş ve gerçekten bizim gibi bu konuyla ilgili araştırmalar yapan insanlara çok güzel örnek olmuş. Kimini vazgeçirmiştir, kimini yüreklendirmiştir ama hakiki bir şekilde her şeyiyle ortaya koyması, ben ne olacağım sorularını yok ediyor insanın kafasında. Ve benim gibi bunu deneyen, yapabilen insanlar da var diyorsun. Şifa bulan, Rabbimin izniyle bundan fayda gören insanların varlığını görüyorsun ve inandırıcılığı sadece kağıt üstünde bir bilgiden ziyade inandırıcılığı artıyor ve yapılabilirliği artıyor insanın beyninde. Ben bugün başlamayacağım buna ama karar aşamasını da çekip bununla ilgili konuşmak istedim sizinle. Ben bu düşünce belirdikten sonra kimseden bir yerden okumadım. İçsel olarak spor salonuna yazıldım. Şöyle düşündüm. Ben gerçekten çok zayıf bünyeli bir insanım. Ve o süreçte inanılmaz bir kilo verimi de oluyor ister istemez. Hiçbir şey yiyip içmediğin için. Çok zayıf olduğu için kemiklerim, kas yapım birazcık bir aylık bir spor salonu geçmişinden sonra buna başlarsam çok fazla güçsüzleşmem diye kendi kendime düşündüm. Bu benim kendi hissim, kendi kararımdı. Bir yerden okuduğum bir tavsiye değildi. Mantıklı gelenler uygulayabilirler. En azından akşam yürüyüşlerinize, en azından küçük küçük şeylerinize, nedir onun adı, jimnastik hareketlerinize önem verebilirsiniz başlamadan önce. Kas titremelerinin daha az olacağını düşünüyorum o süreçte. Biraz daha kaslarınızın kuvvetinden dolayı ayakta durabilmeniz, ayağa kalkabilmeniz, adım atabilmenizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü baygın bir şekilde yatmanız da mümkün 21 gün boyunca. Hatta sık sık bayılmanız mümkün, tuvalete yardımsız gidememeniz mümkün. Bunları ben 2 çocuk sahibi bir insan olarak bunları yapmak zorunda olduğum için biraz daha kas gücümü kuvvetlendirmek istedim. Bu videoyu çeken arkadaşım da bunları benden ilk defa duyuyor. Onun da manevi desteğine çok ihtiyacım olacak.
Ve beyin olarak kendimi hazırlamaya başladım. Ciddi ciddi o anları yaşıyorum bazen. Sanki 18. açlık oruç günündeyim bazen. Bazen sanki 7. 8. açlık oruç günündeyim. Böyle tuhaf tuhaf duygular yaşamaya başladım ciddi bir karar verdikten sonra. Ama şöyle tuhaf bir şey daha gerçekleşti. Ne zaman bunu düşünsem gözümün önüne en sevdiğim yemek gelip şiddetli bir açlık hissi uyanıyor ve koşa koşa gidip onu yemek istiyorum. Mesela benim arkadaşlarım herkes bilir, yemeğe çok düşkün bir insan değilimdir ama açlığa çok fazla dayanamam. Çabuk kan şekerim düşüyor. Kabak dolmasını severim mesela, yoğurtlu, bol dereotlu. İşte menemeni severim. Böyle şeyler severim ben. Öyle etle falan çok fazla aram yoktur. Abur cubur, çikolatadır, şunu bunudur, öyle şeylerle pek aram yoktur. Olmasa da olur benim için. Arada bir şöyle güzel bir pasta olsa da yesek derim. Yani çok böyle ahım şahım olmazsa olmazlarım yoktur. Ama ne zaman sanki başlıyormuşum gibi beynim o anları düşündüğünde şiddetli bir açlık duyuyorum ve Sümeyye Uslu'nun söylediği şu sözler geliyor. Bu açlığın savaşı değil demişti. Ben çok duygulanıyorum. Kusura bakmayın. Ablam da izleyecek bu videoyu. Bu nefis mücadelesi dedi. Ve beni en çok bu orucu tutmaya karar verdiren şey manevi temizliğim. Ruhsal olarak, manevi olarak çok arınacağımı hissediyorum. Ve o yeme azgınlığımızın bizim maneviyatımızı çok çökerttiğini fark ettim. Hücrelerimin eski bebek haline gelmesini sağlamak istiyorum. Bütün toksinlerin, bütün birikmiş atıkların ve 35 yaşıma kadar bilincimde ve hücrelerimde biriktirdiğim haramların, yalanların, dolanların hepsini arınması için Aydın Salih'in kitabında söylediği gibi bu orucu yapmak istiyorum. Spor salonu günlerim 20 günden daha az kaldı. Biter bitmez başlayacağım. Bunu çocuklarımla da paylaştım. Bana yardımcı olmalarını istediğimi söyledim onlara. Eğer bununla ilgili bir çözümsüz rahatsızlığınız varsa, araştırmalarınız varsa, bunlara devam edin, iyice araştırın ve gerçekten ilaç geçici bir çözüm. Bizi kendimize döndürecek olan şey nefislerimizi dizginleyebilmemiz ve hücrelerimizin kendi kendilerine yenilenmelerine izin verebilmemizden geçiyor. Benim söyleyeceğim bu konuda öğrendiğim, hissettiğim o kadar çok şey var ki ama bunları tek bir videoda paylaşmak istemiyorum. Ben bunu açlık orucuna karar verme aşaması olarak adlandırıyorum. Birkaç video daha çekeceğim bu süreçte Allah izin verirse. O zamanlarda da söyleyeceğim şeyler var. Sadece şunu söylemek istiyorum son olarak. Dün kardeşim bebeğinin fotoğrafını gönderdiğinde yerim ben onu, ısırasım geliyor, yiyeceğim onu ben dedim beğendiğim şeyde. Ve sonra bir anda kendime geldim. Her beğendiğine yiyeceğim diyorsun. Her sevgi duyduğuna, aşk duyduğuna, özlem duyduğuna yerim ben onu. Yiyeceğim onu, ısıracağım onu diyorsun. Nedir senin içindeki bu canavarlık dedim. Burada bile dilimizden dökülen kelimelerde bile sürekli beynimizin sadece tüketmek, içeri çekmek, içeri almakla ilgilendiğini fark edebilirsiniz. Maneviyatımızı yükseltmek için, bedenimizi güçlendirmek ve arındırmak için en çok da günahlardan, haram yiyeceklerden, yanlışlardan arındırmak için bunu yapmalıyız. Bunun kademeleri var. 21 günlük açlık orucu, 10 günlük var, 7 günlük, 3 günlük ve 36
36 saatlik açlık oruçları var. Hepsinin dozajları, bu içinde bulunduğunuz durumun, sahip olduğunuz hastalıkların konumlarıyla, ağırlıklarıyla ilgili değişkenlik arz ediyor. Benim şu anda burada söyleyemeyeceğim çok ciddi bir cilt rahatsızlığım var. Bundan da kurtulma hevesindeyim. Ama en çok Sümeyye Uslu'nun dediği gibi, bu açlığın savaşı değil. Bu nefsimin savaşı, nefsim istiyor diyor. Bu çok önemliydi benim için. Onu yenmem lazım dedi ve helal olsun. 21 günü tamamlayıp bir de organik gıda bulamadığı için 22 gün açlık orucu tuttu. Merak edenler Sümeyye Uslu diye videosunu izleyebilirler. Tek tek her gününü paylaşmış. Allah ondan razı olsun diyorum. Hepsini tek tek izledim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Karar aşamasındayım dediğim gibi. Çevremde beni sevdiğine inandığım birkaç kişiden bana destek olmalarını isteyerek bu işe başlamak istiyorum. Rabbimin lütfu keremiyle, ki onun her şeye gücü yeter. Gerçekten karar veren ve bunu en çok da manevi olarak niyet eden insanlara yar ve yardımcı olsun. Selamlar.